Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası İskenderun'da da gerçekleştirilen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulmasıyla devam etti. Törende ilk olarak konuşan İskenderun Turizm Derneği Başkanı Selahattin Uygun, İskenderun'da turizmin gelişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Körfez turizm anlamında dağ ve denizi yaylası ile çok önemli potansiyele sahip. Bu potansiyelleri hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Hızlı büyüyen bu sektörü ayak uydurmak için zaman kaybetmeden yeni projelerin bir an önce hayata geçmesini ve yatırımların hızlanmasını sağlamalıyız. Hatay'ın tarihi ve kültürel anlamda turizm yönünden önemli şehirler arasında geldiğine dikkat çeken İskenderun Turizm Müdürlüğü yetkilisi Özgür Durmaz ise Türkiye tarihi ve doğal yapısıyla turizm açısından son derece önemli bir ülke. Bu değerleri sahip çıkarak ve potansiyelleri kullanarak ülkemize daha çok turist gelmesi sağlanılabilir dedi. Gerekli alt ve üst yapı yatırımlarının yapılması, ulaşım imkanlarının artırılması, tanıtım ve pazarlama konularına gerekli önemin ve desteğin sağlanması ile hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi belirli hedeflere ulaşmada son derece önemlidir. Son olarak söz alan İskenderun Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Ayhan Varol da Türkiye'nin 2012 rakamlarına göre dünyada en çok turist alan 6. ülke konumunda olduğunu belirterek Türkiye dünyada turizmden en çok kazanan 10 ülke arasında değildir. Ülkemizin tarihi ve doğal zenginliklerinin ve potansiyelinin daha çok değerlendirilerek ve altyapının daha da genişletilerek turizm potansiyelinin arttırılacağı inancındayım diye konuştu. Türkiye 2012 rakamlarına göre dünyada en çok turist alan 6. ülke konumundadır. Ancak ne yazık ki Türkiye dünyada turizmden en çok kazanan 10 ülke içinde değildir. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi turizmimizi ucuz fiyatlarla pazarlamamızdır.